Efendim bir böletelemiz var. Hadi hep beraber izleyelim bakalım ne varmış. İzleyelim. Kınadığınız, mana verdiğiniz bir olayın başınıza geldiği oldu mu? Tabii ki çocuklarıma işte siz açık geziyorsunuz, siz kapanıyorsunuz dedim ve benim kızımın da başı açık. Aşk denilen şeyin saçma olduğunu düşünüp böyle bayağı kınıyordum ve şu anda biriyle tanıştım ve kınadığım bir olayı bana yaşatıyor ve çok güzel bir şeymiş. Keşke zamanında kınamasaymışım ama doğru zamanda doğru kişiyle denk gelmişim. Evet oldu. Yani birçok kez oldu. O yüzden artık şey yapmıyorum. Kınamadan önce bir kez daha düşünüyorum. Hani bu benim de başıma gelebilir diye. Evet belki garip baktığım durumlar olmuştur. En azından dil olarak kıraraktan değil de kalben belki şöyle bir bakışımla da olsa bu şekilde düşünmeseydim veya bu gözle bakmasaydım dediğim şeyler olmuştur. Ama Allah-u Teala kullarını affeder. Ben de canı gönülden tövbe etmeye gayret edenlerdenim. Ve kınamak aslında hiç doğru bir hareket değil. Evet genelde oluyor zaten hepimizin başına gelir yani eskiler söyler genelde kınamayın başınıza gelir diye. Neyi kınadıysam başıma geldi evet. Olmadı. Olmasını da istemem. Kınamıyorum çünkü dinimizde kınamak pek hoş karşılanan bir şey değil. O yüzden dikkat ediyorum kınamamaya. Tabii ki herkesin vardır bizim de oldu. Bir insanın gerçekten de başına bir iş gelmeyeni kınamak doğru değil. Bu hakikattir, haktır yani. O yüzden kimsenin hayatına gelen olaylar için kınamak doğru değil. Evet, teşekkür ederim. Ben de aynı kanattayım. Kınamayın, kınanırsınız. Hatta bu konuda hadis var. İnsanları kınamanın zararları nelerdir diye. Tirmizi'de geçen çok egzantrik bir hadis var. Efendim kimseyi kınamayın, kusurunu araştırmayın. Eğer Allah başkasının kusurunu araştıranı kendi evi içinde rezil eder diyor. Çok ilginç bir hadis o Tirmizi. Allah yani sen insanların kusurunu araştırıyorsun, buluyorsun. Fitne yapıyorsun, fücur yapıyorsun, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Evin deliğinden bakıyorsun, kapının deliğinden kim girdi, kim çıktı, kim geliyor, kim gidiyor gibi insanların mahremiyle ilgileniyorsun, özel hayatıyla, başka şeylerle, kazandığıyla, harcadığıyla, gittiğiyle, geldiğiyle, neyse bir şeylerle uğraşıp onu kınıyorsun, onu düşürmeye çalışıyorsun, iftira atıyorsun veya doğru veya yanlış. Hadis diyor ki Allah kimin kusurunu araştırırsa Allah da senin kusurunu araştırır. Yani ortaya çıkarır kusur araştırır derken onu kendi evinin içinde bile rüsvayı eder. Bu çok ağır bir hadistir. Yani kim başkasını rüsvayı ederse Allah da onu kendi evinde kendi başka halleriyle rüsvayı eder diyor. Ey diliyle Müslüman olup da kalbine iman nüfuz etmemiş olanlar Müslümanlara eziyet vermeyin. Hadistir. Ey diliyle Müslüman olup da yani konuşurken Müslümanım elhamdülillah ben de dindarım çok ahlaklıyım çok mükemmelim müthişim. Ey diliyle Müslüman olup da kalbiyle iman nüfuz etmemiş olan Müslümanlara eziyet etmeyin. Onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Kusur araştırırsan kusurun aranır. Kusur ortaya çıkarırsan kusurun ortaya çıkar. Bir rezil edersen rezil olursun. Peki ne yapacağız? Hocam yani ortada bir günah varsa tövbeye çağıracağız, ikaz edeceğiz. Bakın İslam'da kusuru ilan etmek yoktur. Siz gidip bir imama, bir müftiye günah çıkaramazsınız. Yok öyle bir şey. Günahını kendin Allah'a itiraf edeceksin. Allah'ım benim şöyle bir günahım vardı, şöyle bir kusurum vardı. Beni affeyle, benim kusurlarımı bağışla. Şimdi unutmayalım, Salı günü Miraç Kandili.